geliyor. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Biz ne yaptık? Kovulma ve kovulma. Harika. Tamam. Güzel mi? Burada da kahve ve çay bizim öğrencilerimiz servis yapacak. Öyle mi? Merhaba arkadaşlar. Evet. Bir kahvesi yok. Ne? Kahvesi kahvesi değil mi? Tibet kahvesi. Nasılsınız? Karşılık verebilirsiniz. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Evet. Hadi başlayalım. Hadi tarbi sosu verirsin. Öyle mi? Tamam. Gel. Nasılsınız? Saadet Aras'ın tarafa geldi.
Merhaba. Hocam. Hayırlı olsun. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Sayın Valim, Başsavcı Vekilim, Rektörüm, Belediye Başkan Yardımcım, üniversitemizin çok kıymetli hocaları ve idari personelleri, sevgili öğrencilerimiz, çok kıymetli katılımcılar. 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Üniversitesi işbirliğinde Adıyaman Mutfağı'nın markalaştırma ve sürdürülebilirliğini artırma doğrultusunda düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin Adıyaman Üniversitesi ayağına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sayın konuklar, programı arz ediyorum. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Keleş hocamızın konuşmaları, Adıyaman Valisi Doktor Sayın Osman Varol'un konuşmaları, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları ve Dansları Topluluğu tarafından sergilenecek halk oyunları gösterisi, katılımcı firmalara teşekkür belgesi takdimi, Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde Türk Mutfağı Haftası etkinliği çerçevesinde hazırlanan yemeklerin sunumu ve kapanış. Sayın konuklar, açılış konuşmalarını yapmak üzere üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Keleş hocamızın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın Valim, Sayın Başsavcım, kıymetli Belediye Başkanım, değerli protokol üyeleri, çok kıymetli akademisyen hocalarım, çok değerli öğrencilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Her yıl 21-27 Mayıs haftasında düzenlenen, Türkiye'de üçüncüsü düzenlenen Türk Mutfağı etkinlikleri kapsamında Adıyaman Mutfağı tadım ve tanıtım etkinliklerine hoş geldiniz. Tabii gastronomi sadece mutfakta lezzetli yemeklerin yapılması demek değildir. Aynı zamanda bu lezzetli yemeklerin sanat, kültür ve bilimle buluşmasıdır. Gastronominin topluma kattığı birçok değer vardır. Bunlar sağlıklı beslenme, sosyal etkileşim, çok önemli olan turizm ve ekonomiye katma değer katmak. Çoğu şehrin ekonomisine katma değer katar. Türkiye'de 1555 tescilli gıda ürünü bulunmakta. Adıyaman'ın 7 tane kahta bademi, kahta narı, Adıyaman tut, Adıyaman etsiz çiğ köfte, Adıyaman bademli irmik helvası gibi tescilli ürünleri bulunmakta. Adıyaman çok kadim kültürlere ev sahipliği yapmış bir kent ve dolayısıyla çok zengin mutfağı mevcut. Bunlar sayabilecek olursak özellikle hıtap, otlu, peynirli ve tepede kavurmalı tavuğumuz, bayramlarda yapılan bayram taplaması, mehir çorbamız, topak helvası gibi bizim Türk mutfağına kazandıracağımız birçok değerli yemek çeşitlerimiz mevcuttur. Ben bu programda ayrıca şehrimiz adına bir müjde vermek istiyorum. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitemizin gastronomi bölümü kurulmasına izin verilmiştir. Biz bu anlamda gastronomi bölümümüz ile birlikte üniversite olarak kendimize misyon edindik ve bir hedef koyduk. Bu hedefimiz nedir? Başta söylediğim gibi turizm ve ekonomiye katkısı. Evet, biz hepimiz buradaki konuklar, değerli protokol, biz biliyoruz ki biz komşu şehirlere, Adıyamanlar olarak komşu şehirlere yemek, özellikle yemek yemeye gitmeyen herhalde aramızda yoktur. Biz hedefi şöyle koyduk. Bu saydığımız Adıyaman'ın değerli mutfak ürünlerinin tanıtımını yaparak hedefimiz ne zaman şehirli Türkiye'den, komşu şehirlerden Adıyaman'a da gastronomi alanında Adıyaman mutfağı ile ilgili Adıyaman'a insanların turizm amacıyla gelmesini gerçekleştirebilirsek o zaman başarıya ulaşmış sayacağız kendimizi. Bunu belirtmek isterim. Bu programı düzenlerken üniversitemizde tüm etkinliklerde olduğu gibi, tüm sorunlarımızda olduğu gibi destek çıkan başta Sayın Valime, Belediye Başkanlığımıza, tüm kurum müdürlerimize, STK'larımıza, öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve bu programı düzenlerken emek veren, bize destek veren iş adamlarımıza, esnaflarımıza hepsine teşekkür ediyorum.
Programımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Adıyaman Valisi Doktor Sayın Osman Varoğlu teşekkürlerini arz ediyor. Bizim özellikle gastronomi diye son yıllarda çok moda olan, insanların ağzına pelesenk olmuş bir terimimiz var. Aslında genel olarak bir bölgedeki yeme içme ve pişirme, hazırlama kültürünün genelini ifade ediyor. Bu arkadaşlar çok önemli bir kavram ve aslında son yıllarda artık dünyanın her yerinde öne çıkmaya başlayan, özellikle bir yönüyle kültürel mirasın, yani o bölgenin etnografyasının, insanların kültürünün mirasının bir parçası olan, bir taraftan da modern ekonomi açısından baktığınızda bugün insanların gelirinin artmasıyla beraber artan turizm hareketliliğinde en belirleyici unsurlardan da bir tanesi olmuş. Bizim bölge olarak baktığınızda gastronomi anlamında çok zengin bir bölgede olduğumuzu söylemek mümkün. Aslında gastronomiyi belirleyen, yani bir bölgenin üretebileceği yeme içme ile ilgili kültürü belirleyen şey malum oranın iklimi ve coğrafyası. Aslında tarlalarınızda ne yetişiyorsa, yani tarımınız ne kadar kuvvetliyse, ürün gamınız ne kadar genişse mutfağınız da o kadar zengin oluyor. Şimdi böyle baktığınızda bu bereketli hilalin tam ortasında olan, Mezopotamya'nın tam başlangıç noktasında olan, iklimiyle gerçekten tarım ürünleri açısından ideal bir memleket olan Adıyaman'ın da doğal olarak gastronomisi, yani mutfak kültürü aslında çok kuvvetli. Ancak burada göreve başlayalı yaklaşık 11 ay oldu. Bir seneye yaklaşıyor. Burada şunu dışarıdan gelen ve buraya hizmetkar olmak için elinden gelen çabayı gösteren bir kardeşiniz, bir büyüğünüz, bir yakınınız olarak şunu söyleyebilirim. Bu elimizde olan bu zenginliği kamuoyuna yansıtmak, bunu gelire döndürmek, bunu misafirlerimize ikram etmek konusunda arzu ettiğimiz yerde değiliz. İşte bu faaliyet ve bunun gibi faaliyetlerin aslında en büyük önemi burada arkadaşlar. Yani biz çok güzel bir iklimde, çok güzel bir coğrafyada inanılmaz zengin bir ürün gamına sahip ve bunun yarattığı inanılmaz zengin bir mutfağa sahip bir memleket olarak bunun çok küçük bir yüzdesinden gelir elde edebiliyoruz. Bunun çok küçük bir yüzdesini topluma yansıtabiliyoruz. Misafirlerimize ikram edebiliyoruz. İşte çok yaşadığımız bir şey var. Efendim Adıyaman'ın şu yemeği çok meşhurdur. Bana söyleniyor bu. Ben de diyorum ki tamam çok güzel. Misafirlerim geldiği zaman tanıtım olması açısından da ben ikram etmek istiyorum. Nerede yiyebiliriz? Efendim onu bizim evde annem veya bizim hanım çok güzel yapar. Bakın evde annelerimizin yaptıkları, onların yaptıklarına kurban olalım. Eşlerimizin, eşlerinizin yaptıkları başımızın üstünde. Ama bunu kitleye açamadığınız sürece, bunu sokağa yansıtamadığınız sürece bu evde yaşayan bir kültür olarak devam eder. İşte bizim yapmamız gereken tüm paydaşlarımızla beraber, belediyemiz, üniversitemiz, ticaret odamız, kurumlarımız, tüm paydaşlarımızla birlikte bu zengin kültürümüzü bir an evvel doğrudan sunuma kazandırmak, İnsanların beğenisine kazandırmak ve bundan Adıyamanlı hemşehrilerimiz için olabildiğince fazla istihdam ve kazanç çıkarabilmektir. Bunu başarmak için birçok çalışmamız var. Bizden önce de olmuş, bugün de var, bizden sonra da olacak. Ama önemli olan bunlara katılmak, bunları güçlü bir şekilde ortaya koymak, iyi bir emek vermek, gayret göstermek. Ben bunu hep beraber başarabileceğimize inanıyorum. Bugün bu etkinliğin bu yolda gösterilen çabalarda hayırlı güzel bir durak olmasını diliyorum. Hep böyle güzel vesilelerle bir araya gelmek dileğiyle hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı olsun.
buradayız efendim. Buradayız. Tamam, dayanıklı. Şubat depreminden sonra şehrimizin kalkınması, ayağa kalkması için böyle etkinliklere de ihtiyacı var tabii ki. Tabii 21-27 Mayıs arası Türk Mutfağı Haftası olarak kullanılıyor ülkemizde bu 3. yılı. Biz de Türk Mutfağı etkinlikleri kapsamında Adıyaman'ın mutfağını tanıtım ve tadım amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik şehrimiz adına. Şehrimizin öne çıkan yemeklerini tanıtımını amaçlıyoruz. Tabii Adıyaman çok kadim kültürlere sahiplik yapmış bir coğrafya. Bu nedenle de yemek kültürü çok geniş. Geniş bir yelpaze de sergiliyor yemek kültürünü. Bu nedenle Adıyaman'ın bu alanda gerek ekonomisine, turizmine katkısı amacıyla biz bu etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bundan sonra da önemsemeye devam edeceğiz. Biz Adıyaman halkına ve üniversitemize buradan müjde de vermek isterim. Adıyaman'da gastronomi bölümümüz Yüksek Öğretim Kurumu tarafından açılması için onay verildi. Bu bölümümüzün de gücünü arkamıza alarak Adıyaman'ın yemek kültürünü tanıtmaya başlıyoruz. Yani biz şöyle bir hedef koyduk.
evet şehrimizde, komşu çevre illerimize başta olmak üzere yemek yemeye gitmeyen bir aile, kişi yoktur herhalde diye düşünüyorum. Bizim hedefimiz şu, biz ne zaman komşu illerimizden Adıyaman'a, bizim çok geniş bir yemek kültürümüz var. Tap kültürümüz, kavurmalı tavımız, havuzer kebabımız, mehir çorbamız, topak helvamız, bayram taplaması gibi çok geniş yemek kültürümüz var. Bu bademimiz var, narımız var, tut var. Komşu illerden, başka şehirlerden ne zaman biz yerli yabancı turist çekersek, bunu görürsek, gastronomi komşu anlamda, gastronomi anlamda, yemek kültürü anlamında Adıyaman'a gidelim, bir kavurmalı tap yiyelim. Adıyaman'a gitmişken badem alalım. Adıyaman'a gitmişken topak helvası alalım mı Türkiye'ye duyurabilirsek o zaman başarılı olmuş sayacağız kendimizi. Bunu biz kendimize hedef koyduk. Bunun için de var gücümüze çalışacağız. Sayın Hocam, az önce belirttiğiniz gastronomi bölümüyle ilgili. Evet. Adıyaman Üniversitesi artık akademik olarak da evet, literatüre katkıda bulunacak. Ve Adıyaman'ın önümüzdeki sene gastronomi noktasında daha farklı şeyler bekliyor diyebilir miyiz? Tabii ki, kesinlikle. Var düşüncelerimiz nasıl? Yani bu bahsettiğim Adıyaman'ın zengin yemek kültürünü belli aralıklarla tanıtımını yapacağız. Bu 15 gün olur, 1 ay olur. Yıl sonunda Türk Mutfağı Haftası'nda tüm o zengin yemek kültürümüzü daha geniş kapsamda festival tarzında tekrar etkinliklerle tekrar sergileyeceğiz ve tanıtımını yapacağız. Çok teşekkür ederiz Sayın Bey. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Türk Mutfağı Haftası gastronomi açısından aslında çok zengin değerlere sahip olan ama bunu yansıtma noktasında arzu ettiğimiz yerde olmayan şehrimiz için önemli. Bu haftanın da böyle bir etkinlikle taçlandırılmış olmasını çok kıymetli buluyoruz. İşte üniversitemiz, bizler, ticaret odamız, belediyemiz hep birlikte burada bize katkı sunan bu sektörde çalışan insanların da bizimle olmasıyla güzel bir etkinlik hazırlandı. Ben bu etkinlikte emeği olan, katkısı olan herkese huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bizim bir an evvel gastronomiyle ilgili değerlerimizi önce bölgemizin insanının hem de ülkenin beğenisine sunmakla ilgili çok yoğun çalışmalar yapmamız gerekiyor. Paydaşlarımızla beraber bu çalışmaları planlıyoruz. Kimini hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Bundan sonra da aynı hevesle, gayretle devam edeceğiz. Tekrar ben bu etkinlikte emeği olan, katkısı olan tüm paydaşlarımıza, üniversitemize huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bizim üyelerimizin de bulunduğu bir programdı. Burada yöresel lezzetlerimizi bizler de özlemişiz. Bizler de tattık. İnşallah bununla alakalı, gastronomiyle alakalı bizim de projelerimiz var üniversiteyle beraber. En kısa zamanda inşallah onları da basınla sizlerin huzurunda açıklayacağız. Bugünkü programda başta rektör hocamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Mutfağı Haftası Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde asırlık tariflerle Türk Mutfağı Kitabı temelinde bu sene 2024 sezonunda Türkiye'nin 81 ilinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu çerçevede bütün illerimizde yöresel tescilli ürünler, çeşitli etkinliklerle insanlarımızla, toplumun farklı katmanlarıyla buluşmuş oluyor. Bu çerçevede Adıyaman'da da söyleşiler, Adıyaman'ın tescilli ürünlerinin yapım ve sunumuna ilişkin videoların çekimi ve bunların sosyal medyada paylaşılması yoluyla Adıyaman'ın yöresel ürünlerinin tanıtımı. Bugün şu an Adıyaman Üniversitesi'nde, Miniyaman'da üniversitemizin ev sahipliğinde düzenlediğimiz bu zengin bir takım etkinliklerle Türk Mutfağı Belgeseli'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarda belgesel gösterimiyle kutlanıyor. Bu şekilde tabii Adıyaman'ın zengin yöresel mutfak kültürünün tanıtılmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak Adıyaman Valiliğimizin himayesinde zengin etkinliklerle Türk Mutfağı Haftası'nı kutlayarak toplumun farklı katmanlarıyla binlerce yıl öteden süzülerek gelen Türk mutfağının hikayesini ve bu toplumsal mirasımızı Adıyamanlı vatandaşlarımızla buluşturmayı ve böylelikle Adıyaman'ın zengin mutfak kültüründe tanıtmaya başlıyoruz. Ben emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Mutfağı Haftası Adıyaman Üniversitesi'nde çok güzel bir etkinlik. Neler söylersiniz? Öncelikli olarak gerçekten üniversitemize teşekkür ediyoruz. Güzel bir mutfak açısından güzel bir programa öncülük ettiler. İnşallah bundan sonra da böyle olur.
Adıyaman'ın gerek iklimi gerek coğrafyası ürün yetiştiriciliği açısından çok zengin bir il. Ürün deseni çok olunca bu ürün çeşitliliği tabii ki mutfağa da çeşitli mutfak veya çeşitli yemek veya gastronomiye çok büyük bir katkı sunmaktadır. Bu yönüyle aslında Adıyaman hem kadim bir şehir olması hem birçok ürünün de kadim olması tabii mutfak kültürünün de gelişmesine katkı sağlamış. İnşallah bu tür etkinliklerle beraber birçok gastronomideki ürünümüz gün yüzüne çıkacak ve daha da ticarileşecek. Öyle umuyoruz inşallah.